Bazı bilim insanları araştırabilecekleri bütün bilimsel konuları bir kenara bırakarak neden Asyalıların tatlı gözüktüğünü araştırmaya başladı. Araştırma sonrasında da aslında oldukça ilginç sonuçlarla karşılaştılar. Güzellik standartları ve çekici görme algısı kültürler üzerinde değişiktir. Ancak şirin olarak tanımlamak oldukça farklıdır. Şirin gözükmek aslında ne demektir? Bunun bilimsel bir açıklaması mevcut mu? Neden beynimiz bazı insanları şirin olarak algılıyor? Bazılarını da güzel ya da seksi olarak. Bütün bunları merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Hepsinin cevabını bilimsel olarak vereceğiz. Yavru kedi ve köpekler çok şirinler değil mi? Aslına bakılırsa hemen hemen bütün yavru hayvanlar yetişkin hallerine kıyasla çok daha şekerler. Tabii ki aynı şey insanlar için de geçerli. Bebekleri şirin bulmamızın en büyük sebeplerinden biri onların boyutlarıdır. Küçük ve yardıma muhtaç şeyler insanlarda direkt olarak koruma ve kollama içgüdülerini uyandırır. İnsan ırkının hala devam ediyor olmasının bir nedeni de budur. Ancak bebekleri çok şirin bulmamızın sebebi sadece onların küçük olması değildir. Bebeklerin kafaları vücutlarına göre orantısızdır ve küçük ve kısa uzuvları vardır. Eğer bebekler orantılı olsalardı, yetişkinler büyük ihtimalle onları bu kadar şeker bulup sürekli sevmeye çalışmazlardı. Bebeklerin yuvarlak suratları ve çok yumuşak ciltleri de vardır. Ve bu da bizim onları daha şeker bulmamızı sağlamaktadır. Bir insan büyürken, özellikle de tam yetişkinliğe vurduğu zaman bu şirin özelliklerini kaybeder. Suratımızın yuvarlaklığı yerini biraz daha köşeli bir şekle bırakır. Burnumuzdaki kemikler biraz daha ortaya çıkar ve kaslarımızın gelişip daha belirgin olmasından dolayı yumuşak cildimizi de kaybederiz. Ancak bazı etnik kökenlerde bu fiziksel değişiklikler diğerlerine göre fazla olabilir. Doğu Asya ülkelerinde yani Japonya, Çin, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde yaşayan insanlar genellikle bebek yapılarını tam yetişkinliğine kadar koruyabilirler. Buna neoteni denir. Yapılmış araştırmalar ve çalışmalara göre neotenius suratlar daha sosyal ve feminen olarak algılanırken non-neotenius suratlar daha göz korkutucu ve caydırıcı olarak algılanır. Neoteni, 35 bin yıl önce yaşanmış bir değişimden dolayı Doğu Asya etnik kökenlerinde öne çıkan bir özelliktir. Bunu sağlamış olan şey ise Edar isim verilen bir gendir. Edar geni, saç, cilt ve dişlerin gelişiminden sorumludur. Bu değişim insanların daha kalın saçlarının olmasını sağlar. Ayrıca daha fazla yağ bezesine sahip olmasını sağlayarak da cildin daha uzun süre daha genç görünmesine de yardımcı olur. Binlerce yıl boyunca eş seçimi sırasında bu özellikler ön plandaydı. Ve bu da Edar geninin mutasyona uğrayıp daha fazla insana geçmesini sağladı. Han, Çin insanlarının yaklaşık %93'ü, Japon ve Taylandlıların %70'i ve Kızılderililerin %75'i bugün hala bu geni taşımaktadır. Edar gen mutasyonu aynı zamanda bu geni taşıyan insanların eşeysel dimorfizmine de bağlıdır. Eşeysel dimorfizm, aynı türden olan canlılarda dişi ve erkeğin farklı gözükmesidir. Yani eşeysel dimorfizmin az olması demek, neotenius yüze sahip olan erkeklerin daha feminen gözükmesi demektir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da eşeysel dimorfizm Asya ülkelerine kıyasla daha yüksektir. Genel olarak bilinen maskülen özellikler mevcuttur. Geniş omuzlar ve açıya sahip surat erkeklerde aranan başlıca özelliklerdendir. Aynı şekilde kadınlar için de kıvrımlı vücuda sahip olunması gibi karşı cinsin dikkatini çekecek özellikler nesiller boyunca süre gelmiştir. Bu tarz belirli özellikler zamanla daha da artmıştır ve günümüzde birçok insan bu özelliklere sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, gittikçe daha da popüler hale gelen Korean Pop, yani K-Pop'un batıda erkekler için güzellik standartlarından biri olan macho ve sert görüntü ile neotenius surat yapısının farklılığını daha da çok gün yüzüne çıkardığını göstermiştir. K-pop yıldızlarının daha pürüzsüz bir cildi, zayıf vücutları ve genel anlamda feminen bir görüntüleri vardır. Ancak bu yıldızların fanları sadece aynı kültürü yaşadıkları Güney Kore'den değil, dünyanın dört bir yanındandır. K-pop yıldızlarının görüntüleri o denli popüler hale geldi ki, Avrupa ve Kuzey Amerika'da erkekler bıçak altına yatarak kendilerine biraz daha feminen bir görüntü eklemekten çekinmiyorlar. Bu da bize güzellik standartlarının yavaş yavaş değişmeye başladığını gösteriyor.
Bizler bu konunun büyük bir argümanı da beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Sizce hangi özellikler bir kişiyi şirin yapar? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ve buranın herkesin kendi düşüncesini açıkça belirtebileceği bir platform olduğunu unutmayın. Yani lütfen saygımızı koruyalım. Bu videomuzu beğenerek izlediğinizi umuyoruz. Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.